İyi günler. Ben Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, Jeofizik Yüksek Mühendisi. Şu anda deprem bölgesinden yayın yapıyorum. Biliyorsunuz bugün iki tane deprem oldu. Depremlerden bir tanesi sabahleyin 5-10'da bir büyüklüğünde Sisam adasıyla Ahmet Beyli arasında denizin 7 kilometre, 5 ile 10 kilometre derinliğinde sığ bir deprem oluştu. Bu İzmir'de, Aydın'da ve Muğla'da bu deprem güçlü olarak duyuldu. Ancak bir yıkım yapmadı. Ve bu depremin artçıları gelecek 15 gün içinde en büyüğü 4.2 olmak üzere sürecektir. Hemen arkasından 3 saat sonra bu kez Denizli Bozyurt'ta bir deprem daha oldu. Bu depremin büyüklüğü biraz çelişkili. Deprem araştırmaya göre 5.5, daha önce 6.5 olarak vermişti. Kandilli'ye göre yaklaşık 6 büyüklüğünde. Ama depremin süresinin 20-25 saniye sürdüğü düşünülürse bu deprem 6'dan daha küçük olamaz. 6'dan büyük olabilir ama 6'dan daha küçük olamaz. Bu depremin yıkım gücü 7 ile 8 arasında gerçekleşmiştir. Mercalli Kankani ölçeğine göre. Belediyenin bir duvarı yıkılmıştır. Bunun yanı sıra camilerde, şerifelerde göçmeler vardır. Yer yer kırılmalar vardır. Kubbelerde çatlamalar vardır. Özellikle köy evlerinde yığma taşlı yapılarda kısmen göçükler ve kısmen yarılmalar ve duvar devrilmeleri görülmektedir. Bu ana kadar bir yaralanma ya da ölüm haberi gelmemiştir. Bu biraz sevindiricidir. Özellikle depremin yıkım gücünün düşük olmasının ana nedeni 2007'de çıkarılmış olan deprem yasasına uygun olarak yeni yapıların yapılmış olmasıdır. O nedenle kutluyorum. Artık yeni deprem yasasının yararlarını görmeye başladık. Ama bu deprem eğer Doğu Anadolu'da olmuş olsaydı şu anda belki 50-100-150 kişinin ölümünden söz ediyor olabilecektik. Çünkü depremde yoksulluk arttıkça depremde yıkımlar da ve depremin yıkım gücü de artar. Bu hiç kulağınızdan çıkmasın. Şimdi bu bölgede neden deprem oldu derseniz Denizli'de. Denizli'de de geçmişte 7-7.2-7.3 büyüklüğünde depremler olmuştur. Gerek Laodikya'yı ve gerekse Hierapolis'i yıkan depremler bunlardır. Gelecekte de bu büyüklükteki depremler olacaktır. Dolayısıyla buradaki 3 tane ana kırık vardır. Bu 3 tane ana kırığın kesim yeri Pamukkale çukurudur. Yani bu da bir tanesi Gediz göçüntüsü, bir tanesi Büyük Menderes göçüntüsü, bir tanesi de Fethiye Çameli üzerinden Bozkurt'a doğru gelen, Honaz Bozkurt'a doğru gelen kırıktır. Bunların tam çatak yeri aşağı yukarı Bozkurt'un olduğu yerdir. Bozkurt'un olduğu yerde diğer bir olay da Isparta büklümünün bulunduğu kesimdir. Toroslar tam burada bir büklüm yapar. Bu büklümün hemen batı kıyısında Bozkurt yer alır. Burada Bozkurt'un bulunduğu yer sağlam kayalar üzerinde yer alması nedeniyle yıkımın da küçük olmasının ana nedeni budur. Bozkurtlular biraz bayramı tedirgin olarak geçirecekler. Çünkü artçı depremler yaklaşık 3 ile 5.1, 5.2 arasında hatta 5.5'u varabilecek artçı depremler olacaktır. Bu artçı depremler gelecek 10 gün içinde güçlü. Ondan sonra da azalan bir şekilde belki 1-2 ay kadar daha sürebilir. Deprem biraz ucuz atlatıldı. Onun için geçmiş olsun ve hepinize iyi bayramlar dilerim. Sağlıcakla kalın.